tüccar olacaksın diye birine bir elbise biçmişse o adamın yapacağı en güzel şey iyi bir tüccar olmaktır. Çünkü iyi bir tüccarda, hiçbir gölgenin olmadığı bir günde bir gölgede gölgelenecektir. Allah ona öyle bir rol biçmiş, öyle de bir mükafat vermiştir. Halini bilen adam bunun, bunların hepsinin bilincinde olarak hareket eder. İşte bilen üç şey yani haddini bilen, hedefini bilen, halini bilen bunlar. Üç de bilenen dedik. Onlar ne? Bir, hırsı bilenen. iki halisiyeti, halisiyeti bilenen. Üç, haceti bilenen. Bir, hırsı bilenen dedik. İlim yolunda bir talip hırsı bilenecek. Hırs olmadan bu iş olmaz. Geceleri uykusuz kalmadan bu iş olmaz. Herkes keyif üzerindeyken, başka şeyler yolundayken sen rahlenin başında dirsek çürütmeden bu iş olmaz. Bu neyle olur? Hırsla olur. Aslında hırs Allah'ın her insanın yüreğine, benliğine kodladığı bir ahlaki vasıftır. Ama genelde insan bunu sufli şeyler için kullanır. Yani adi ve alçak şeyler için kullanır. Eğer biz bunu ulvi şeylere dönüştürebilirsek o hırs var ya peygamberi bir ahlaka dönüşür. Efendimizde de hırs vardı, sahabede de hırs vardı. Ama o hırslar her zaman ulvi şeyler içindi. Sufli şeyler için değil. İşte bilenen derken birincisinde söylediğimiz şey hırsı bilenen. İkincisi halisiyeti bilenen. Halis bir kalp. O nedir? Niyetin selimiyeti ve ihlastır. Bu kolay değil dostlar. Hatırlayın ilk dersimizde niyet muhasebesinde bunları söyledik. Bu bilenerek ancak olabilecek bir şey. Yürekten gelen şeytanın vesveselerine, nefsin telkinlerine, etrafta dolaşan iki ayaklı şeytanların telkinlerine dur diyebilmesi için her türlü şeyin önünü kapayıp Müspet bir yere doğru kapı açabilmesi için bilenilmesi lazım. İşte halisiyeti bilenmek budur. Üçüncüsü ney? Haceti bilenen. Hacet nedir? İhtiyaçtır. Bir ilim adamı, bir talip neye ihtiyaç duyar? Amele ihtiyaç duyar. Amel olmazsa eğer ne kadar bilirse bilsin Kur'an'ın ifadesiyle kitap yüklü merkeptir. Amele dönmeyene kadar o bilgi sırttaki bir yüktür. İşte haceti bilenirse eğer amel öncelikli bir bilginin arkasında olur. Ve bunun için bilenir. Kendini rendeler, Öğrendiği hakikatleri hayata taşımak için bir gayret verir. Aynen Suffa Mektebi'nin talebeleri gibi. Bir hakikat öğreniyor anında yaptıkları şey hadi kardeşim bunu hayata aktaralım. Budur. Yardımlaşma da bunun üzerinedir. Takva üzere yardımlaşmanın temelinde yatan şey de budur. İşte dostlar biz Suffa bir mutaallimdir dediğimiz zaman Bunların hepsini söylemiş oluruz. Gelelim altıncı mimimize. Altıncı mimimiz ney? Suffa bir müfredattır. Müfredat da Arapça bir kelimedir. Zaten mimlerden seçtik dedik ya. Müfredat Türkçe'de kullandığımız anlamıyla program demektir. Ama müfredatın asıl kelime anlamında şöyle bir mana da saklı müfredat müfret kelimesinin çoğuludur. Müfret nedir? Müfret tek demektir. Tekten çoğul türetilmiştir. Nasıl bir anlamı var peki? Anlamı şu. Karışık olmayan, basit ve anlaşılır olan, daha da önemlisi uygulanabilir bir program olan. Demek ki bir programın müfredat olabilmesi için bir kere basit olması, anlaşılır olması ve hepsinden önemlisi uygulanabilir olması şarttır. Programsız bu iş olmaz. Eğer suffa bir mektepse o mektedin, mektebin bir müfredatı olmalıydı. Darul Erkam da bir mektepti onun da bir müfredatı vardı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize her zaman bu müfredatın ne olduğu konusunda hem sözleriyle hem hayatıyla model olabilecek şeyler ortaya koymuştur. Peki biz suffa bir müfredattır derken müfredat namına neler öğreniriz? Çok şey dostlar. İnanın belki ilerleyen derslerde 3-4 ders yapacağız bu konu hakkında. Sadece müfredatı ancak bu kadar zamanla anlayabiliriz. Hatta tam olarak anlayamayız. Ama ben genel şeyleri şimdi söyleyeceğim size. Daru'l Erkam'ın üçlü bir müfredatı vardı hatırlarsanız. Temelde sağlam bir akideydi. Akide olmadan bu iş olmazdı. Akidenin üzerine bina edilen şey akli eğitimdi. Onun üzerine bina edilen şey ruhi eğitimdi. Ruhi eğitimin de iki basamağı vardı. Birincisi irade eğitimi ki biz ona iradenin sağlamlaştırılması demiştik. Bir diğeri de Kur'an'ı ahlakın inşasıydı. Emin olun dostlar Allah Resulü hayatta olduğu müddetçe vahiy sağanak sağanak o neslin üzerine yağdığı sırada da bu üçlü müfredattan Kur'an hiçbir zaman taviz vermemiştir. Gelen ayetler her zaman bu üç meseleye ait mesajları o talebelerin gündemine getirmiş ve her zaman öğrenilecek bilgilerin de yine bu temel üzerine öğrenilmesini sağlamıştır. Ama biz biliyoruz ki suffanın müfredatı basamak basamak zirvelere doğru yürümüştür. Hep aynı yerde saymamıştır. Mesela meselenin sadece Kur'an boyutuna baksak. Kur'an 10 yıl zarfında Suffa'nın talebelerine ne öğretti? Hicretin birinci yılı. O güne kadar gündemlerinde olmayan bir mesele. Cuma namazı ve hutbe. Birinci yıl Suffa'nın talebeleri bununla tanıştılar. Aslında Araplar biliyor. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yedinci dedesi Kab İbni Lüey, Yevmul Aruba dediği, Araplık günü dediği Cuma gününde kavmini bir araya topluyor. Bizim bugün camilerde okuduğumuz hutbeye benzer bir hutbe okuyor. Ama bunun ibadet haline gelmesi hicretin birinci yılıdır. Ve bu suffanın ilk ibadetidir. Suffanın ehli ilk bununla tanışmıştır. Cuma namazı hutbe sonra İslam'ın şiarı olan ezan. Ezan da birinci yılın konusudur. Sonra nikah, sonra cihat, sonra cihadın askeri yönü olan kital yani savaş. 13 yıl boyunca bunlara dair bir şey görmedi o insanlar. 13 yılın sonunda 14. yılda semanın kapıları açıldığı zaman bu hükümler nazil oldu. Ve onlar bu hükümleri 14 yıl sonra tedrisat programlarını almış oldular. Buradan bize çok önemli mesajlar çıkar. Hicretin ikinci yılı yeni şeyler bakın Öğrencilerin her zaman kulağı o muallimin dudaklarındadır. Acaba bugün bizim muallimimiz bize ne söyleyecek? Çünkü o muallim sınıfa girdiği zaman yani Mescid-i Nebevi'ye girdiği zaman kesinlikle heybesinde vahiden süzülmüş gelen yepyeni bir mesaj vardır. Allah aşkına böyle bir muallime kim talep olmak istemez? Her gün aynı şeyi duymuyor o insanlar. Her gün aynı şeyi belki farklı bir biçimde duyuyorlar. Ama her gün yeni yeni duydukları hakikatler de var. Hicretin ikinci yılı. Oruç diye bir şey duyuyorlar. Oruç o zaman giriyor gündeme. Bayram namazları kılmaya başlıyorlar ikinci yıl. Fıtır sadakası diye bir şey duyuyorlar. O ana kadar duymadıkları ders konuları ikinci yılın ders konusu olarak o muallim tarafından o talebelere takdim ediliyor. Biraz hızlanayım. Hicretin üçüncü yılı miras hükümleri ve boşanma hukukunu. Hicretin dördüncü yılı seferde ve korkulu durumlarda namazın şekli, teyemmüm, iftira cezası ve tesettür. Hicretin dördüncü yılında Müslüman hanımlar tesettür diye bir dersin muhatabı oluyorlar. Bunlar önemli şeyler dostlar. Hicretin 5. yılı ilah hükmü yani cahiliyede hanımlarına yaklaşmama yemininin ortadan kaldırılmaz. Kur'an bunu daha erken de yapabilirdi. Bu cahiliye Arabının yüzyıllardır uygulaya geldiği kötü bir gelenekti. Neden bekledi Kur'an bu kadar? İşin başında yapsaydı olmaz mıydı? Olmazdı dostlar. Bu konu ancak o günün talebelerinin gündemine 17-18 yıl sonra gelmeliydi. Hicretin 6. yılı, içkinin ve kumarın yasaklanışı ve zihar hükmünün beyan edilişi. Zihar nedir? O da cahiliye Arabına ait bir uygulama. Benim anamın sırtı gibisin deyip kadına yapılan bir zulüm ve bunu da hicretin 6. yılında böyle bir yanlış uygulamayı Kur'an gündemden çıkarıyor. Hicretin 7. yılı leş, kan, domuz eti gibi yenilmesi yasak olan şeylerin beyanı. Hicretin 8. yılı kısasa ait düzenlemelerin yapılması. Kısas hükümleri ta o zaman geliyor. Hicretin dokuzuncu yılı haç. Haccın zamanı o zaman. Hac bir yönüyle aslında Efendimiz Ali Vesselam'ın hayatında var olan ibadetler mecmuasının son sözüdür. Son ibadettir. Hicretin 30. yılı vasiyet, mezhep ve nafakayla ilgili hukuklar ve faizin mihai anlamda yasaklanır. Bunlar böyle bir sıralamayla gelmesi çok önemlidir dostlar. Ve bunları öğreniyor Suffa Mektebi'nin talebeleri. Peki burada şu soruyu sormamız lazım. Suffa'nın talebeleri Kur'an ve Kur'an'ın tatbiki olan sünnet. Ki siz buna hadis deyin, siz buna işin ameli boyutu ve ibadet yönündeki uygulamalarına fıkıh deyin ne derseniz deyin. Ama hepsinin ortak adı din eğitimidir. Suffa'nın talebeleri sadece ve sadece din eğitimi mi aldılar? Bu soruyu sormamız lazım. Çünkü biz eğer bu soruya doğru bir cevap verirsek aslında Allah Resulü'nün tabii ki Allah'ın talim ve terbiyedeki muradını doğru bir biçimde anlamış olur. Bugün mesela özel olarak din eğitimi veren kurumlarımız var değil mi? Kur'an kurslarımız var elhamdülillah. Allah sayılarını arttırsın. Başka kurumlarımız var. Peki burada verilen eğitimin müfredatıyla Suffa'da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın o ilk nesle vermiş olduğu eğitimin müfredatı birebir aynı mıdır? Ben söyleyeyim siz kıyas edin. Bu söylediklerimin hepsi din eğitimidir. Ben biraz zorladım dostlar. 14 tane ders çıkardım. Ama inanın ki biraz daha zorlasaydım 20 tane ders çıkardı. 20 tane ders konusu var aslında suffanın. Bunlardan birkaçını söyleyeceğiz. En başta din eğitimi. İkincisi nezafet, taharet eğitimi. Suffa'nın gözde talebelerinden bir tanesi Şah Veliyullah Dehlevi. Ne diyor biliyor musunuz? Din taharettir diyor. Bizim din dediğimiz şeyin eğer bir kelime ile izahı gerekirse karşısına yazacağımız şey taharettir. Ve Suffa'nın mektebinde talebelerin öğrendiği en önemli şeylerden bir tanesi de odur. Tah taharettir ve bu tahareti sadece banyoyla sınırlanan bir şey olarak da anlamayın. Hayatın her alanında taharettir. Üçüncüsü, Suffa'nın derslerini anlamaya çalışıyoruz. Yazı eğitimi var. Yazı diye eskilerin ifadesiyle hat diye bir ders sistemi var. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Allah Resulü'nün Suffa mektebinde talebelere yazı öğreten özel hocaları var. Hem hanımlara hem erkeklere. Bunların isimlerini söyleyeceğim ilerleyen derslerde sizlere. Yazı eğitimi alıyorlar. Bakın Belazuri Futuhul Buldan'da bize bir rakam verir. Der ki nübüvvet nazil olmaya başladığında yani Efendimiz'e Risaletin mesajları gelmeye başladığında Medine'deki okuma yazma bilen insan sayısı sadece 12 idi. Mekke'de 17, Medine'de 12. Okuma bilen insan sayısı fazladır. Ama hem okuma hem yazma bilen insan sayısı çok azdır. Tabi bu sayıya itiraz edilebilir. Bu sayı nihai bir sayı değil. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki sayı oldukça azdır. Peki merak ediyor musunuz 10. yılın sonunda Medine'de okuma yazma oranı ne oldu? Bunu tespit etmek bile imkansızdır. Ama şu kadarını söyleyeyim. Medine'de her evden bir kişi okuma yazma biliyordu. 10 yıl 10 yılın zarfında varılan nokta bu. Bunu anlayabileceğimiz ikinci bir delil daha var elimizde, biliyor musunuz? Efendimiz Ali vesselam'ın ister vahiy katibi, ister özel vesikalarını ve diplomatik mektuplarını yazan katip sayısı 10. yılın sonunda 50'lere merdiven dayamıştı. Sadece Allah Resulü'nün elinin altındaki katiplerin sayısı 50 idi, demek ki Suffa'da ki o katiplerin çoğu Suffa'nın talebeleridir. Suffa'da böyle bir ders var ve bu dersin ortaya çıkardığı bir sonuç, bir netice var. Üçüncü derste bu, dördüncü ders dil eğitimi, müthiş bir dil eğitimi var. Sadece biz Zeyd bin Sabit'i biliyoruz, hayır dostlar Zeyd bin Sabit gibi niceleri var. Sadece biz İbranice'yi biliyoruz. Hayır, Süryanice var, Habeşce var, Farsça'nın beş ayrı lehcesi var ve bunları öğreten muallimler var Suffa'nın Mektebi'nde. Şunu düşünmemiz lazım. Zeyd bin Sabit İbranice'yi Allah Resulü'nün emri gereği 17 günlük kısa bir zaman zarfında öğrendi. Kimden öğrendi? Bir Yahudiden mi öğrendi? Eğer Yahudi yazıyı öğretseydi yıllar yılı Medine'de bir sürü Arap vardı. Niye öğretmedi de Zeyd bin Sabit'e öğretti? Hayır dostlar. Zeyd bin Sabit'e öğreten başka hocalar vardı. Bakın Abdullah İbni Zübeyir ne diyor biliyor musunuz? Babam Zübeyir bin Avvam'ın yüz hizmetlisi vardı. Yüz hizmetlisinin her biri başka bir dili konuşurdu. Bu el isabede geçen teratibul idariyede Kettani'nin de naklettiği bir bilgidir. Yüz farklı dili bilen yüz hizmetliden bahsedilir Medine'de. Zeyd bin Sabit bunlardan öğrendi. Abdullah İbn Zübeyr diyor ki biz o hizmetlilerden istifade ederdik. Bu bilgi bize gösteriyor ki aslında dil konusunda suffada yoğun bir çaba var. Zaten teferatlarını ilerleyen derslerde söyleyeceğim. Beşinci ders hitabet eğitimi. Hitabet diye bir ders var ve bu konuda özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gayretleri var. Ve bazı sahabiye bu manada özel Allah Resulü'nün ilgi ve alakası var. Böyle bir eğitimi alanlar işte Zaloğlu Rüstem'in karşısında paslı kılıçlarıyla hakkı ve hakikati aykıra, haykırabilecek gücü kendilerinde buluyorlar. Bu insanlar nasıl yetişti dostlar? Rebi İbni Amr bir deve çobanıydı. Kendi itirafı dört tane deveye bile zor sahip çıkarken Allah Resulü bizi bu hale getirdi diyor. Peki Efendimiz bu hale nasıl getirdi o insanları? Siz zannediyor musunuz ki Efendimizin elinde Musa'nın asası gibi bir asa vardı da kimin başına dokundursa onda hemen değişiklikler meydana geliyordu. Hayır yok böyle bir şey. Allah Resulü bir pota kurdu ve o potada 23 yıl boyunca bu yiğitleri eğitti. Kimin kabiliyeti ne noktadaysa onu eğitti. İşte Rebi İbni Amr da hitabette zirvelere varan biriydi ki daha nice isimler var bu konuda. Altıncı ders ensap ilmi. Ensap nedir? Nesepler. Soy bilmi yani. Aslında bir tarih dersidir bu. Zaten İbni Abbas bize Arapları anlatırken şöyle bir ifade kullanır. Şiir Arapların divanıdır der. Yani Arapların arşividir. Ve şiir üzerinden genelde soy bilimi, soy ilmi ortaya çıkıyor. Nesep konusu da müthiş bir ilimdir Araplarda. Şu anda da biz o ilimden çokça istifade ediyoruz. Böyle bir ilmin oluşmasının sebebi de Suffa Mektebi'dir. Bir hadise söyleyeyim müsaade ederseniz. Allah Resulü'nün bir amcasının oğlu var. Büyük amcası Haris'in oğlu Ebu Sufyan. Ebu Sufyan ismini biz hep başka bir isimle özdeşleştirdiğimiz için bazen rivayetlerde aktarılan olayları da birbirine karıştırırız. Bu amcasının oğlu olan Ebu Sufyan Efendimizin süt kardeşidir. Yaşıttırlar. Ve çocuklukları hep beraber geçmiştir. Büyük bir şairdir. Ama nübüvvetin mesajları geldiği zaman düşmanlıkta zirve olan birisi olmuştur. Öyle şiirler söyleyip Efendimiz'i rencide etmiştir ki iman etmeye geldiği zaman herkese sinesini açan Allah Resulü ona yüzünü eş, ekşitmiştir. O kadar ondan rencide olmuştur ki o tavrı göstermiştir. Ama sonrasında elhamdülillah o da Müslüman olmuştur. O bir şiir yazar ve şiirde Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı minelerinin üzerinden vurur. Çünkü Allah Resulü'nün o kutlu soyu özellikle minelerinin üzerinden diğer amcasının oğullarından ayrılır. Bu şiir Medine'de insanların kulağına gelince Allah Resulü'nün şairi olan Hasan bin Sabit der ki Ya Resulallah bırak beni ben de bir şiir yazayım. Efendimiz der ki o yazdı ama sen kime şiir yazacaksın? Kimi hiç ve sen ya benim amcamdır ya amcamın oğludur ya bir yakınımdır. Hayır der Hasan. Bana müsaade et ben bir şiir yazayım öyle bir şiir yazacağım ki seni Kureyş'in içerisinden tabir caiz ise eğer tereyağından kıl çeker gibi çekip çıkaracağım. Efendimiz müsaade eder. Ama der ki Hazreti Ebu Bekir'e sen de Hassan'a yardımcı ol. Çünkü Hazreti Ebu Bekir bir nesep alimidir. Bu ensab derslerinin baş muallimlerinden bir tanesidir. Hatta şöyle bir şey söylersem, sakın beni yanlış anlamayın. Bu alanda Efendimize bile hocalık yapmıştır. Allah Resulü nice Arap kabilelerini Hazreti Ebubekir'den öğrenmiştir. Orada Hazreti Ebubekir Efendimizin soyuna ait bilgileri verir Hasan bin Sabit. Şimdi biz o bilgiler ışığında Arap kabilelerini tanıyoruz biliyor musunuz? O rivayet olmasa birçok aileye ait bilgiler bizim için meçhul olacak. Ama elhamdülillah o bilgileri vermiş de Hazreti Ebubekir bugün biz Zübeyr'in nesebi Kureyş'inden İbni Hazm'ın Cemheretü'l Ensab'ından bu bilgileri okuyoruz. O bilgilerden sonra da Hasan bin Sabit öyle bir şiir yazar ki gerçekten Kureyş'i yerden yere vurur ama buna rağmen Kureyş'e mensup olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başı hep dik kalır. Bunlar Suffa'da öğrenilen şeylerdi işte. Suffa mektebindeki ensap dersiydi. Başka hesap ve feraiz eğitimi var. Matematik de bu mektebin bir dersidir. Feraiz miras hukukudur. En zor olan hukuklardan bir tanesidir. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam feraiz için bir hocayı işaret eder bütün ashaba. Ümmetimin içerisinde feraizi en iyi bilen Muaz İbni Cebel'dir. Der. Çünkü Muaz gerçekten matematik konusunda zirvelerde olan birisidir bu konuda birçok ashabın büyüğüne de hocalık yapmıştır. Biraz bunları hızlı geçeyim. Mesela fen eğitimi var. Ve bunun da kozmoloji, astronomi ve meteoroloji diye üç bilim dalı var. Üçü de Suffa'da öğretilmiştir. Daha sonra Halife el-Me'mun zamanında açılan rasathanelerde Efendimizin Suffa'da öğrettiği bu bilgiler üzerine bilim oturmuştur biliyor musunuz? Ve bunlar asr-ı saadette Suffa'da öğretilen konular. Dokuzuncusu tıp eğitimi. Tıp diye bir ders var. Ve bugün hadis kitaplarımızda biz tıbbı nebevi diye bir bahis okuyoruz. Allah Resulü'nün tıp konusunda söylediği onlarca şey hatta Gidin bir zadul mead açın. Bir cildi baştan sona tıbbın nebeviyle doludur. Ve Efendimizin bu tıp bilgilerinin altında bugün koruyucu hekimlik dedikleri hastalanmadan önceki tedbirler çerçevesinde oluşmuştur. Ve bunlar Suffa'da diğer talebelerle paylaşılmıştır. Onuncusu sanat ve meslek eğitimi. Bu da verilmiştir. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben ilk okuduğumda çok şaşırdım. Hanımlara el işi öğrenmeleri için teşvikte bulunuyor. Ne güzel eğlencedir diyor hanımlar için. Bunu Allah Resulü yadırgamıyor. Hayatın içinden konuşuyor Allah Resulü. Ve bu konuda hanımları teşvik ediyor. Hatta biz bugün hanımların el emeğiyle, göz nuruyla, hayır namına bir şeyler ortaya koymak için bir şeyler yapıp kermesler açarlar ya aslında İslam tarihinde ilk kermesi açan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın mübarek hanımlarından ve bizim annelerimizden olan Zeynep binti Cahş'tır. El emeği göz nuru yapar Medine'nin pazarında satar ve o paranın tek kuruşuna el sürmeden Allah içindir sadaka yapardı. Sadaka olarak dağıtırdı. Bu bilgileri nereden öğrendi o insanlar? Suffa'nın mektebinde. Sonra 10. ders mühendislik eğitimi ki mimarcılık, şehircilik burada. 12. ders askerlik eğitimi. 13. ders idarecilik eğitimi. Siz buna vali din, komutan din, elçi din, devlet adamı din ekonomistliğin bugünün dünyasında Allah Resulü'nün zabıtaları var ve bu zabıta teşkilatının başında bir hanım sahabi var. Onun eğitildiği yerde Suffa'nın mektebidir. Onlara geleceğiz. On dördüncüsü cemalat yani estetik eğitimi ve daha neler neler dostlar bunların hepsi Suffa mektebinin müfredatıdır. Gelelim bugünkü dersimizin son mimine. Yedi suffa bir müessesedir. Müessese nedir? Bu da Arapça bir kelime. Tesis edilmiş demektir. Tesis kurulmuş, bina edilmiş, teşkilatı, kadrosu ve kurumu olan bir yapı demektir. Efendimizin kurmuş olduğu müesseseler, bir tane değildir. Bugün mesela biz şuna ne kadar ham desek azdır. Binlerce kez Allah'a hamd olsun ki İslam'ın medeniyeti müesseselerle bina olmuş bir medeniyettir. Mesela biz zekatı Allah emrettiği için veririz. Ama o zekat toplumda oluşturduğu tesirden dolayı bir müessesedir. Onun için biz zekat müessesesiz deriz. Mesela bizde aileye, nikaha, insana verilen değerden dolayı kurulan her evlilik bizim gözümüzde bir müessesedir. Onun için aile müessesesiz deriz. Mesela cihat, ital, savaş öyle bir yerde durur ki bizim medeniyetimizde o bile bir müessesedir ve çoğu altın gizlisi. Suffa da bir müessesedir. Peki neyin müessesesidir Suffa? Suffa marifin, talim ve terbiyenin müessesesidir. Suffa bir müessesedir sözünü daha iyi anlamamız için size Suffa'nın talebelerinden bir söz aktarmam lazım. Bu talebe hepinizin tanıdığı bir talebe. Bize de yakın bir talebe. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İslam peygamberi diye Allah Resulü hakkında yazmış olduğu o muhteşem eserinden dolayı biz ona çok şey borçluyuz. Muhammed Hamidullah hocadan bahsediyorum. Allah mekanını cennet etsin ve onu Allah Resulüne komşu eylesin inşallah. Suffa'yı bize anlatırken kendi de orada talebedir o mektepte şöyle bir cümle kullanır. Suffa İslam medeniyetinin ilk üniversitesidir. Bu çok baba bir sözdür. Çok hokkalı bir sözdür. Gerçekten de önemli bir sözdür. Ve biz Suffa'yı tanıdıkça Muhammed Hamidullah hocanın aslında bu sözü niçin söylediğini daha iyi anlıyoruz. Bunu şöyle anlamayın sakın dostlar. Muhammed Hamidullah hoca İslam medeniyeti dediyse eğer o medeniyeti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan başlatmamıştır. Çünkü İslam sadece Allah Resulü'nün vaaz ettiği dinin adı değildir. İslam Adem'den itibaren başlayan o yürüyüşün o kutlu yürüyüşün tüm peygamberlerinin getirmiş olduğu dinin adıdır. Demek ki Hamidullah Hoca bunu söylerken şunu demiş oluyor. Suffa dünyanın ilk üniversitesidir. Peki doğru mudur? Vallahi doğrudur. Bunu biz söylemiyoruz. Batılıların kendileri söylüyorlar. Ne kadar zorlasalar, üstünü örseler, gizleseler de bunu itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Bakın İngiltere Üniversitesi'nde Araplar ve Samir ir ırkı üzerine araştırmalar yapan bir hocanın sözünü aktarayım size. Jung isimli birisi bu. Diyor ki Orta Çağ modern dünyaya üç müessese bıraktı. Orta Çağ modern dünyaya üç müessese miras olarak bıraktı. Bunlardan biri hastane, diğeri rasathane, Üçüncüsü ise üniversitedir. Çoktandır biliyoruz ki bunlardan ikisi İslam medeniyetinden dünyaya intikal etmiştir. İkisi dediği ilk ikisini sayıyor. Yani hastane ile rasathanenin dünyaya Müslümanların hediye ettiği bir müessese olduğunu kabul ediyor. Ama üniversiteyi söylemiyor. Üniversiteyi burada söylemese de başka yerlerde başkaları söylüyorlar. Burada elhamdülillah yine ehli insaf birisi de iki tanesini kabul ediyor. Ama biz biliyoruz ki batıda İslam namına ne varsa her şey Endülüs'ten kendilerine intikal edince ambalajlarını değiştirip dünyaya kendi malları gibi takdim ettiler. Buna rağmen içlerinde böyle insanlar itiraf ediyorlar. İşte burada üniversiteyi saymıyor. Hastane ve raşathane diyor, üniversiteyi saymıyor. Bakıyoruz kendi kaynakları. Batı'da ilk üniversite nerede ve ne zaman kurulmuştur? İlk üniversite 1088 yılında İtalya'nın kuzeyinde Kızıl Şehir dedikleri Bolonya'da kurulmuştur. Tarihi zihninizde bir yerde tutun. 1088'de. Yine onların itirafı peki Endülüs Emevi devleti İspanya'ya ve çevresine hakim olduğu zaman ilk resmi üniversiteyi ne zaman açmıştır? Bu tarihten tam 229 sene önce. Yani 859'da Fas'ın Fez şehrinde Keyvuran Üniversitesi bugün birçok bilim adamının ve bilim vesikasının kabul ettiği üzere dünyanın ilk üniversitesi olarak kurulmuştur. 229 yıl önce. Peki bu tarihten 25-30 sene geçmeden Endülüs'ün Kurtuba'da civar yerlerde kurduğu üniversite sayısı kaç olmuştur? 28 olmuştur. Avrupa daha dünya yuvarlak mıdır, düz müdür bunu tartışıp dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyenleri hapsedip ve onları öldürürken Endülüs'te bizim talebelerimiz yani suffanın talebeleri yer kürenin resimlerini çizmeye başlamışlardı. Ve yıllar yılı Avrupa'nın kralları, devlet adamları Kurtuba'daki tıp fakültesinde gelip tedavi oluyorlardı. Peki ben bunu niye söylüyorum? Şunun için söylemiyorum. Şimdi Avrupa'nın elindeki bütün imkanlar aslında bizimmiş deyip de buradan kendimize bir şeyler çıkaralım diye söylemiyorum. Atalarımızla övünelim diye de söylemiyorum. Ama bir şey için söylüyorum. Keyvuran'da o üniversiteyi açtıran şey o insanların Suffa'dan aldıkları ilhamdı ve bu böyleydi onun öncesinde Abbasi halifesi Me'mun'un açtığı medreselere bakın aynı ilham kaynaklarını görürsünüz bizim medar iftiharımız olan ve dünyanın ona çok şey borçlu olduğu Melikşah'ın da Alpasta’nın da veziri olan Nizamülmülk'ün açtırmış olduğu nizamya medreselerinin ilham kaynağı da suffadır. Biraz daha açalım mı? Mesela Nureddin Zengin'in, mesela Selahaddin Eyyubi'nin ki o şarkın en sevgili sultanıdır. Halep'te, Musul'da, Şam'da, Kahire'de açmış oldukları tüm medreselerin ilham kaynağı da suffadır. Orhan Gazi'den başlayıp Fatih ile zirvelere varan Osmanlı medreselerinin de ilham kaynağı suffadır. Bunları biz bunun için anlatıyoruz dostlar. Madem dünyanın bir zamanında ve bir mekanında yaşayan bu insanlara suffa ilham kaynağı olmuş ve onların o mesajlarını doğru bir biçimde anladıkları için ortaya Allah ve Resulü'nü razı ve memnun edecek işler ortaya koymuşlarsa, biz başka ne yapacağız Allah aşkına? Yapacağımız bundan başka bir şey mi var? Tek bir şey var. Bunu söyleyip bunu da söyle, söyleme, söylemeye son nefesime kadar devam edeceğim. Yol nebevi medresenin yoludur. Yol suffa mektebinin yoludur. Ondan başka da derman yoktur. Eğer biz yeniden dirilip izzetli günlere kavuşmayı umuyorsak ve böyle bir gayret ve çabamız varsa yapacağımız işte bu mektebe talep olmaktır. Allah hepimizi bu mektebin talebeleri eylesin. Bizleri onların yolundan ayırmasın. Onlarla beraber yürüsün. En sonunda da onlarla beraber cennette beraberce komşu etsin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davane enilhamdülillahi rabbil alemin.